Bodrum halkının büyük destekleriyle 15.100 imzaya ulaştık. CHP Bodrum İlçe Başkanlığı tarafından Bodrum'un farklı mahallelerinde başlatılan şeker fabrikaları satılmasın imza kampanyasında yoğun bir katılım gerçekleşti. Bodrum'da yaşayan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği imza kampanyasında CHP Genel Merkezi ve ilgili bakanlıklara iletilmek üzere hazırlanan metne imza atan vatandaşların sayısının 15.100 olduğu açıklandı. Evet, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ve kapanmasına hayır. CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, ilçe başkanlığı binasında partililerin de katılımıyla yapılan basın açıklamasında toplanan imzalarla ilgili yaptığı konuşmasına şeker fabrikaları satılmasın, şeker vatandır, vatan satılmaz sözleriyle başladı. Recai Seymen sözlerine şöyle devam etti. Elektrik, dağıtım şebekeleri, madencilik, petrokimya, iletişim, telekom, finans sektöründe onlarca kuruluş, ayrıca diğer pek çok kurum birer birer özelleştirme yoluyla satışı yapıldı. Bir taraftan yerli ve milli olmaktan bahsederken diğer yandan yerli ve milli ne kadar ne varsa elden çıkarılmakta. Çeşitli rakam kaynaklardan rakamları incelediğimizde ülkemizde özelleştirmenin sonucu verim, katma değer, vergi geliri ve yeni yatırımlar açısından olumlu gelişim olmadığı, hele hele istihdam yönünden çok fazla düşüşler olduğu görülmektedir. Pek çok kurum ve sanayi tesisinin özelleştirmesinin ardından verimsiz diyerek bunlar kapatılmakta, arsalarına alışveriş merkezleri, AVM'ler yapılmakta, iktidar yandaşlarına peşkeş çekilmektedir. Özelleştirmenin en net sonuçları işsizlik, yolsuzluk ve yoksulluk olarak yaşanıyor. İşsizlik başta olmak üzere esnek çalışma, iş güvencesiz çalışma, sosyal güvencesiz çalışma, işçi sağlığı ve iş güvenliğinden yoksun çalışma özelleştirmeyle dayatılan bir yaşam biçimi oluyor. Buralarda üretilen ürünler ithalatla karşılanmaya çalışılıyor. Çiftçimiz üretimin dışında itilmekte, kentlere, varoşlara göç ettirilerek yeni yoksul yığınlar yaratılmaktadır. 16 yıllık AKP iktidarında ülkenin tarımsal üretimiyle kendine yetebilecek bir ülke iken yapılan bu politikalarla dışarıdan başta tahıl, et ve hatta saman ithal edilen bir ülke durumuna getirilmiştir. Şeker bir marketten satın alınabilen basit bir gıda ürünü gibi gözükse de arka planında pancar tarımıyla geçinen, ülkemizde yaklaşık 10 milyon insana iş ve ekmek kapısı olan 250 bin çiftçiye yerinde üretim imkanı sağlayan bir gıdadır. Ülkemizde toplam şeker üretimini nişasta bazlı şekere verilen oran katosunun geçici olarak %10'dan %5'e düşürülmesi yine iktidarın ikiyüzlülüğünün tipik bir örneğidir. İleride bu kotanın yeniden arttırılmayacağının hiçbir garantisi yoktur. 5 puanlık nişasta bazlı kotanın karşılığında pancardan üretilen 135 bin ton şekere, 1 milyon 350 bin ton pancara, yaklaşık 50 bin pancar işçisinin üretim yapmamasına ve en az 3 şeker fabrikasının çalıştırılmamasına yol açmaktadır. Nişasta bazlı şekerlerin insanlarımıza başta obeziteye yol açarak ciddi sağlık sorunları çıkardıkları bellidir. Nişasta bazlı şeker gelişmiş ülkelerde toplam şeker üretiminin en fazla %1'i ve 2'si kadardır. Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Başkanlığımız olarak başlattığımız şeker fabrikasının özelleştirmesine karşı düzenlediğimiz imza kampanyasında bir hafta gibi kısa bir sürede Bodrum halkının büyük destekleriyle 15.100 imzaya ulaştık. Bu konuda duyarlılık gösteren Bodrum kamuoyuna teşekkür ederiz. Şeker konusunda gıda güvencesi ile kamu yararının tekrar gözden geçirilerek bu yanlıştan en kısa sürede dönülmesini istiyoruz. Saygılarımız.